Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 207 sıra sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş olan ve 70 maddeden oluşan kanun teklifinin öncelikle ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bilindiği üzere 2018 yılı Mayıs ayında Sayın Genel Başkanımız 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan siyasi ve sosyal ortamda cezaevlerinin kapasitesinin oldukça üzerinde bir doluluğa sahip olmasının endişe verici olduğunu ifade etmiştir. Genel Başkanımız cezaevlerindeki durumun burada bulunan mahkum ve tutuklular açısından insanca ve sağlıklı yaşamayı imkansız kıldığını, yine ülke ve millet düşmanı yapılar tarafından cezaevindeki koşulların istismar edilerek bunun üzerinden bir kaos planının yürürlüğe konulabileceğini önemli vurgulamıştır. Tespit edilen bu hassasiyetler çerçevesinde cezaevlerindeki sıkıntıları gidermek maksadıyla bir kanun teklifi hazırlanması talimatı üzerine 24.9.2018 tarihinde hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Yıldız Bey'in ilk imza sahibi olduğu ve kamuoyunda şartlı ceza indirimi kanun teklifi olarak bilinen teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Kanun teklifinin meclise sunulduğu tarihten bu yana gerek mahkumlarda gerekse mahkum yakınlarında ciddi bir beklenti oluşmuş, kanun teklifinin mecliste görüşülmesi ve yasalaşması toplum kesimlerince talep edilir hale gelmiştir. Başından beri cezaevlerindeki mevcut sıkıntıların ortadan kaldırılmasının sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin inisiyatif almasıyla mümkün olamayacağını ifade etmiş bulunmaktayız. Bu konuda mecliste birinci parti durumunda bulunan ve Cumhur İttifakı'nı birlikte oluşturduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir anlayış birliğinin ve uzlaşma ortamının temin edilmesi halinde bir yasal düzenlemenin hayat bulabileceğini de ayrıca süreç içerisinde birçok defa dile getirmiş bulunmaktayız. Yargı reformu strateji ve vizyon belgesi ortaya çıktıktan sonra yargıda reform niteliğini taşıyacak çalışmaların başlaması ve yargı paketlerinin meclise gelmesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızla Genel Başkanımız arasında oluşan fikir birliği çerçevesinde iki parti grubunun temsilcileri bir araya gelerek toplumsal hassasiyetler ve milli manada müşterek kırmızı çizgiler göz önüne alınarak bir uzlaşma ortaya çıkmış. Cumhur İttifakı olarak İki partinin de imzasıyla şu anda görüşmekte olduğumuz kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. 70 maddeden oluşan kanun teklifinde ceza infaz hukukuna dair önemli kalıcı düzenlemelerin yanında bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak geçici düzenlemeler de bulunmaktadır. Kanun teklifi infaz hukukuna ilişkin birçok yeni ve yerinde düzenlemeler içermektedir. Bunlardan biri infaz hakimliği ile ilgili düzenlemelerdir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına dair mevzuat gereğince belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde icraî mahiyette olan hükümlerin infazı söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede kesinleşmiş hükümlerle birlikte ceza muhakemesi kanununa göre başvurulan koruma tedbirleri de infaz hukukunun görev ve yetki alanına girmektedir. Mahkeme ve hakimliklerin kendi yetki alanında uzmanlaşmış olması gayesiyle ihdas edilmiş olan infaz hakimliğinin kanun teklifi ile görev alanı genişletilmektedir. Yargılama neticesinde ortaya çıkan ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin infaz işlemlerinin tek bir mercide toplanmış olması kuşkusuz bu işlemlerin isabetinde artışa neden olacaktır. Özellikle infaz işlemlerinin ülkemizde oldukça farklılık arz ettiği ve uyumlu olamadığı bir düzende öngörülen değişiklikler ve yenilikler birçok mağduriyeti önleyecek, mahkemelerin iş yükünde de azalmaya sebep olacaktır. Değerli milletvekilleri,
Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi ile denetimli serbestlik tedbirine ilişkin kalıcı ve geçici düzenlemeler getirilmektedir. Teklifin 46. maddesi ile kanunun yürürlük tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi yeniden belirlenmektedir. Malum olduğu üzere hali hazırda denetimli serbestlik süresi maktu olarak 1 yıldır. Kanun teklifi mevcut uygulamadan farklı olarak denetimli serbestlikte maktu yerine nispi bir sistem öngörmektedir. Buna göre hükümlüler açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverme için ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin 3/5'ünü açık veya kapalı ceza infaz kurumunda geçireceklerdir. Hükümlüler hesaplanan koşullu salıverme yani şartlı tahliye tarihine kadar olan 1/5'lik kısmını ise denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edileceklerdir. Herhalde denetimli serbestlik süresi azami 3 yıl olabilecektir. Aynı madde kapsamında 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler koşullu salıverme için ceza infaz kurumlarında gereken sürenin 3/5'ünü ceza infaz kurumunda geçirmeleri halinde denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabileceklerdir. Her iki durumda da denetimli serbestlik süresi 4 yılı geçemeyecektir. Denetimli serbestlik hususunda öngörülen bu değişikliklerin yanında geçici maddelerde de bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Teklifin 52. maddesi ile 30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından mevcut kanunda 1 yıl olarak düzenlenen denetimli serbestlik süresi bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla çıkarılmaktadır. Belirtmek gerekir ki 3 yıllık denetimli serbestlik imkanından bazı suçlardan hüküm giyenler faydalanamayacaklardır. Kasten adam öldürme suçunu işleyenler, üst soya, alt soya, kardeşe, eşe karşı kasten yaralama suçunu işleyenler, işkence, eziyet ve cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenler, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işleyenler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyenler, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suç işleyenler ile terör suçları 3 yıllık denetimli serbestlik uygulamalarından yararlanamayacaklardır. Yine 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş olan hükümlülerin denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılmakta. Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen veya 65 yaşını bitirmiş olan hükümlüler ise usulüne uygun şekilde durumlarını tespit ettirdikleri takdirde denetimli serbestlik imkanından faydalanabileceklerdir. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin 48, 49 ve 66. maddeleri ile koşullu salıvermeye ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Koşullu salıverme, hükümlünün cezasının infaz edildiği süreçte belirli bir oranda hapis cezası infaz edildikten sonra tutum ve davranışları değerlendirilerek ceza infaz kurumundan şartla tahliye edilmesi demektir. Teklifle süreli hapis cezaları için öngörülmüş olan 2/3'lük koşullu salıverme oranı istisnalar hariç olmak üzere 1/2 oranına indirilmektedir. Kasten öldürme suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, işkence suçundan ve eziyet suçundan süreli hapis cezasına mahkum olanlar, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hapis cezasına mahkum olan çocuklar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan hapis cezasına mahkum olan çocuklar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan hapis cezasına mahkum olanlar, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan mahkum olan çocuklar,
terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan çocuklar, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar ve mükerrirler bakımından süreli hapis cezalarına mahkum olanların koşullu salıverme oranı 2/3 olarak belirlenmiştir. Yani infaz kanunumuzun 107. maddesinde belirtilen sürelerdir, istisnai sürelerdir. Bunlar 1/2 oranında indirimden faydalanmamaktadırlar. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesinin 2. fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan mahkum olan yetişkinler, 103. maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan mahkum olan yetişkinler, 104. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkum olan yetişkinler, yine 188. maddede tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen yetişkinler, terör suçlarından mahkum olan yetişkinler açısından koşullu salıverme oranı yine 3/4 olarak muhafaza edilmiştir. Burada ciddi bir takım çarpıtmaların olduğunu görmekteyiz. Bu kanunla hiçbir şekilde bahsettiğimiz şekilde cinsel suçlardan, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imal ve ticaretine ilişkin suçlar, terör suçları ve devlet aleyhine ve anayasal düzenin aleyhine işlenen suçlar hiçbir şekilde infaz indirimine tabi değildir ve aynı zamanda denetimli serbestlik sürelerinin 3 yıla çıkması imkanından faydalanamayacaklardır. Bunun dışında yapılan her açıklama bu kanun teklifine aykırıdır. Kanun teklifine adeta iftira atılır nitelikte ifadeler olacaktır. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin 50. maddesinde özel infaz usullerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifi ile özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmekte ve geceleyin infaz ile hafta sonu infaz bakımından geçerli 6 aylık sınır, kastenen işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise 3 yıl olarak belirlenmektedir. Özel infaz usullerine karar verme yetkisi infaz hakimine verilmektedir. Konutta infaz usulünün kapsamı genişletilmekte ve çocuk hükümlüler de bu kapsama alınmaktadır. Kadın, çocuk ve 65 yaşını geçmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 1 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 4 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir. Ancak terör suçları ile örgüt kurmak ve yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hakkında yukarıda sayılı özel infaz usulleri uygulanmayacaktır. Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilmesine imkan tanınmaktadır. Maruz kaldığı ağır hastalık veya engellilik durumu, adli tıp kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip adli tıp kurumunca onaylanan rapor kapsamında tespit edilmektedir. Doğum yaptığı tarihten itibaren 6 ay geçen ve toplam 3 yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir. Özel infaz usullerinden yararlanan hükümlüler 105A maddesi kapsamında denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamayacaklardır. COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle
açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler 31.5.2020 tarihine kadar izinli sayılacaklardır. Salgının devam etmesi halinde bu süre Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecektir. Burada bu şekilde izne ayrılacak olanlarla ilgili olarak da ayrıca bir spekülatif bir durum söz konusu. Bu noktada şunu bilmek gerektiği kanaatindeyiz. Bu açık cezaevinde bulunan bu hükümlüler zaten her 3 ayda bir toplamda 7 gün izin hakkına sahip olan kişilerdir. Dolayısıyla bunlar topluma hiçbir şekilde elektronik kelepçe vesaire imza mecburiyeti, karakollara gidip imza atma mecburiyeti gibi bir takım yükümlülüklere tabi değillerdir. Bunlar serbestçe 3 ayda bir 7 gün izne çıkarılmaktadırlar. Yani bir yıl içerisinde toplam bir ay süreyle bunlar izin hakkına sahip olan kişilerdir ve bu izin hakkını kullanan kişilerdir. Yani bunlar topluma bu manada karışan kişilerdir. Bunların COVID-19 sebebiyle izin imkanlarının 2 aya çıkarılması söz konusudur bu kapsamda. Dolayısıyla kamuoyunda sanki bunlar bu zamana kadar cezaevinde tutulan, hiçbir şekilde izin uygulamasından, izin imkanından faydalanmayan kişiler gibi gösterilmesi de ayrıca haksız değerlendirmelere sebep olmaktadır. Bunun da burada altını çizmek gerektiği kanaatindeyiz. Yine COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin izinli olarak ayrılması sonrasında devlet ve anayasal düzen aleyhine işlenen suçlar, terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına 1 yıl veya daha az süre kalanlar açık ceza infaz kurumunda barındırılacaklardır. Saymış olduğumuz bu değişiklikler ile birlikte 11 ayrı kanunda değişiklik öngören kanun teklifinin spekülasyonlardan ve provokasyonlardan uzak olabilmesi için azami gayret gösterilmiş, milli ve toplumsal hassasiyetler azami ölçüde gözetilmiştir. Cezaevlerinin mevcut durumu sürdürülebilir değildir. Birçok risk ve birçok tehlikeli senaryodan bahsedebilmek mümkündür. Burada sanki cezaevlerinden bir kısım insan kurtarılacak, diğer geri kalanlar da cezaevleri sanki habis bir şekilde virüsün kol gezdiği ve insanların ölüme terk edileceği bir yermiş algısı yaratılmasını da oldukça haksız ve yanlış bulmaktayız. Belki cezaevinden çıkanlar salgın hastalığa yakalanacak ve zarar görecek. Belki de bunun tam tersi, cezaevinin seyrelmesi, yoğunluğun azalması sebebiyle cezaevinde kalanlar belki sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebileceklerdir. Bunu bilemeyiz. Bu noktada sanki cezaevlerinin bu manada bir virüs yuvası gibi gösterilmesi son derece yanlıştır. Burada ihtiyaç olan şey ve acil olan şey cezaevlerindeki yoğunluğun düşürülmesi ve cezaevindeki temas ihtimalinin azaltılması. Şu anki siyasi koşullar içerisinde, şu anki durumda siyasi partilerin bir araya gelerek bütün bu meselelerde, bütün talepleri, özellikle CHP'nin ve HDP'nin taleplerini tamamen birlikte beraber bir şekilde kabul etmesi imkansızdır. Bu siyasi koşulları görmemekte büyük bir hatadır. Bu şartlar altında bunun kabulünün mümkün olmadığı, ayla güneş yan yana gelse olmayacak şeylerin üzerinde durup, bunun üzerinde diretip, bu görüşmeleri bloke etmek veya akamete uğratmak noktasındaki faaliyetler ancak ve ancak cezaevinde şu an bulunan bütün mahkum ve tutuklulara zarar vermekten başka bir şeye sebep olmayacaktır. Bunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Bugün burada geçirdiğimiz her bir saat, fazladan geçirdiğimiz her bir saat, fazladan saat mevcut temas ve yoğunluğun had safhada olduğu cezaevleri açısından asıl tehdittir. Bu noktada cezaevinden ayrılacaklar veyahut da cezaevinde kalacaklar noktasında bir ayrım yapmak yanlıştır. Önemli olan sağlıklı koşulların temin edilmesidir. Şu an sağlıklı bir şu an koşullar sağlıklı değildir.
acilen tedbir alınması arkadaşlar, gerekmektedir. Sakin olalım, sessiz olalım. Küresel ölçekte dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın meydana getirmiş olduğu ilave hassasiyetler de göz önüne alındığında genel kurul gündemine gelmiş olan infaz paketi yalnızca cezaevinden tahliye olacaklar veya izinli ayrılacaklar açısından değil, cezaevinde kalmaya devam edecekler. Tamamlayın Sayın Bülbül. Bu açıdan kanun teklifinin herhangi bir şekilde siyasi hesaplaşmaya malzeme yapılmadan ivedilikle yasalaşması ülkemiz ve milletimiz açısından hayati önem arz etmektedir. Son olarak idrak etmekte olduğumuz Berat Kandil'ini ülkemize, Türk milletine, İslam alemine ve bütün dünyaya sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.